Değerli izleyicilerimiz, Ege TV Marmara Bölge ekibi olarak Kars Ardahan Iğdır belgesel filmi çekmek üzere Kars Arpaçay Büyükçatma köyündeyiz şu anda. Büyükçatma köyü Arpaçay'ın daha eski ifademizle 41 pare köyümüzden yeni gençler, yeni nesiller aynı örf adeti sürdürmeye devam ediyorlar. Biz de onları kayıtlarımızı almak üzere Çıldır ve Arpaçay ilçemizden dönerken kayıt altına almaya çalışıyoruz. Eski ismiyle Büyük Pergit, yeni ismiyle Büyük Çatma, Kars, Arpaçay ilçemizin bir köyüdür. Arpaçay'la Kars'ın müşterek bir tarihi var. Kars'ın tarihi 5000 yıl öncesine dayanıyor. Anadolu, M.Ö. 9. ve 6. yüzyıllar arasında Urartular döneminde altın çağını yaşarken Kars'ta medeniyetin ilk izleri atılmış. Yöreye Persler gelmiş ve Anadolu'yu bir eyaleti haline getirmiş. Roma 4, 5 ve 6. yüzyıllarda bölgedeki Ermenileri kontrol altında tutar. 7. yüzyıldan sonra Emeviler, sonra Abbasiler bu coğrafyayı yönetir. Ardından yine Ermenilerin hakimiyeti başlar. Ve 10 ila 11. yüzyıllarda Ermenilerin hakimiyetinde 1001 kiliseli şehir Ani inşa edilir ve başkent Kars'tan Ani'ye taşınır. Daha sonra Kars ve civarı 1058'de Selçuklu, 1124'te Gürcüler, 1153'te Saltukoğullarının, 1239'da Moğolların, ardından İlhanlılar, Celairliler, Timurlular, Karakoyunlular, Akkoyunlular ve Safevilerin ve de 1534'te Kanuni Sultan Süleyman Han döneminde Osmanlıların hakimiyetine geçer. 16. yüzyılda Kars, Osmanlıların önemli bir askeri üssü ve serhat şehri olur. ...1877-1918 yılları arasındaysa Kars, Rusların egemenliği altına girer. Ruslar, Anadolu'ya açılan kapı olarak gördükleri için büyük önem verirler Kars'a. Ancak bu durum uzun sürmemiş ve 1. Dünya Savaşı'nın sona ermesiyle birlikte imzalanan 30 Ekim 1918 tarihli Mondros Mütarekesi'ne göre Osmanlı Devleti tekrar bölgeyi boşaltmak zorunda kalmıştır. Bu tarihten sonra da İngilizler bölgede Ermeni ve Gürcüleri destekleyerek hakimiyet kurmak istemiş, halk tarafından da bağımsızlık mücadelesi başlatılmıştı. Bu durum İstiklal Savaşı'nın başlamasına dek sürmüş ve 15. Kolordu Komutanı Kazım Karabekir Paşa 30 Ekim 1920'de Kars'ı kurtarır ve Kars Kalesi'ne Türk bayrağı çekilir. 16 Mart 1921 Moskova Antlaşması'yla Kars Türkiye'ye iade edilir. Paylaşılamayan kıymetli topraklar.
nice savaşlar. Anlaşmalar, kahramanlıklar ve paşalar görmüş, dağları, ovaları ve vadilerinde nice maceralar barındırmış kadim şehirlerimiz. Büyük Çatma köyümüzün de içinde bulunduğu Kars'ta karasal iklim hakimdir. Kars yaylalarının Kars yöresine ait olan iklimi yüksek ve denizden sıra dağlarla ayrılmış olduğundan çok serttir. Kışları kurak, yazlarıysa yağışlı geçen ilde en kurak geçen mevsim olan kışın sıcaklıklar zaman zaman -39 dereceye kadar düşer. Karla kaplı gün sayısı ortalama 120 günden fazladır. Burada don bakallarına sıklıkla rastlanmaktadır. İlkbaharın gelmesiyle birlikte yörede kardelenler ve düğün çiçekleri açar. Ayrıca bahar aylarında yapılan tarla sürümlerinde ortaya çıkan koşkos, yumrularının soyulmasıyla yenir. Bunun yanı sıra topuz dikeni, deli haşhaş, ısırgan otu, mantar, evelik, aş otu, kuş yemi ve yemlik gibi doğal bir şekilde yetişen bitkiler kaynatılarak yenir. Büyük Çatma köyü Kars il merkezine 55 kilometre olup Arpaçay ilçe merkezine ise 13 kilometredir. ...1985 yıllarında köyün nüfusu 1000'in üzerindeyken yoğun göç sebebiyle 440 kişiye düşmüştür. Değerli izleyicilerimiz, Ege TV Marmara Bölge ekibi olarak Kars Ardahan Iğdır belgesel filmi çekmek üzere yollardayız. Yollarda derken Kars Arpaçay Büyük Çatma köyündeyiz şu anda. Tabii Büyük Çatma köyü aynı zamanda benim de köyüm. Doğduğum ev hemen şurada bir 50 metre yukarıda. Köyümüzde muhtarımızla beraberiz. Muhtarım Şener Aşık Bey, merhabalar. Merhaba, öncelikle hoş geldiniz. Allah razı olsun. Tabii ki köyümüzün bazı pandemiden dolayı bazı şeylerimiz, sıkıntılarımız da var bizim ülkemizde olduğu gibi. Biz de bunları aşmaya çalışıyoruz. Gereken tedbirleri almaya çalışıyoruz. Efendim, tabii ki köyümüzün bazı ihtiyaçları vardır. Kanalizasyon altyapımız yok. 90 hanelik bir köyüdür. Şu anda köyümüzde
Tabii bütün illerde olduğu gibi köyden göçler oluyor. Tabii bu göçler olduğu için genelde köylerde benim bildiğim kadarıyla yaşlı kesimler oluyor. Ama bizim köyde zannedersem yaşlı, genç nesiller var. Tarımla alakalı, çiftçilikle alakalı, hayvancılıkla alakalı köyümüzde faaliyetler var değil mi muhtar? Evet, vardır. Tabii ki köyümüzün hayvanların, ondan uğraşıyoruz yani. Evet. Çiftçilikle uğraşıyoruz. Evet. Köylünün geliri tarım ve çiftçilik. Aynen öyle. Başka yani köy olduğu için yapacak bir şey yok. Evet. Hayvancılık, efendim evet. Sensin. Arpa, buğday ekimlerinden uğraşıyoruz. Hayvancılıkta eskisi gibi, mesela ben 40 yıl oldu bu köyden ayrılalı. Eskiden tabii hayvancılık yaparken böyle nesil hayvanlar değil de kara hayvan türü çalışıyordu köylerimiz. O zaman da verimler azdı. Şimdiki nesil yeni hayvan türü nasıl? Biraz bundan bilgi verir misiniz? Valla şimdiki hayvan türlerimiz biraz değişti. Evet. Daha fazla ala hayvanları besliyoruz. Evet. Tabii ki içerisinde olanlar da oluyor. Eski o şey hayvanlarımız da var. Evet. Çok şükür iyiyiz. Bazı arkadaşların besi hayvanları da oluyor. Yani. Ahırlar da bizim dönemimizde ahırlar biraz daha küçük. Böyle dedelerimizden kalan mekanlarda besleniyordu, yapılıyordu. Evet. Ama köyümüzü gördüğüm kadarıyla ahırların bayağı bir organize edilmiş, saçlı, efendim güzel yapılar içerisinde. Aynen doğrudur, doğrudur efendim. Çok şükür iyiyiz. Köyümüzün, yani herkesin ahırı, herkesin şeyi ayrı ve büyük yer. Sular olarak, su olarak eskiden köyün merkezinden kovayla taşınıyordu. Şimdi her evde su var zannedersem. Evet, şebeke yapıldı. Şimdi şebekeden alıyoruz. Her evin içerisinde suyu var. Efendim, o gibi su konusunda işte arazimizde suyumuz yoktu. Evet. Onu köyce çalıştık. Tabii kaymakam bey efendim. Bu su konusuna değinmişken muhtarım ben onu da arz edeyim size ve değerli izleyicilerimize. Tabii orada Devlet Su İşleri bir çalışma yapmıştı. Onun üzerine yine sağ olsunlar izin verdiler. Evet, Kars'tan valiliğimiz olarak bize yardımcı oldular, Allah razı olsun. Aynı zamanda Arpaçay Belediye Başkanımız, Kaymakamlığımız, herkesin ve sizlerin, köylülerimizin çok büyük bir emeği var. Doğrudur efendim, doğrudur. Allah razı olsun. DSE'yi efendim bir sontaj vurdurdu. DSE'den sonra da tabii ki belediye başkanımızdan da açılış yaptırdık. Evet, evet. Çok iyi şimdi. O sıkıntımızı giderdik. Evet. Sadece köyümüzün bazı sıkıntıları var. Altyapı nasıl? Altyapı kanalizasyonumuz yok. Evet. Şimdi bu daha bir önceden bir projelenmişti. Fakat tekrar olmadı. Şimdi ise en önemli olan, yani köyümüzün en temel ihtiyacı olan altyapı. Altyapı ve yollar. Yollarımız da var. Yollar, tabii ki altyapı olmadan yolları yapmak biraz şeyli geliyor. Bizim amacımız önce altyapıyı yapıp da tekrar ikinci bir sefere, yani asfaltlama veyahut da parke taşı yapmak. Zayi olmasın malzeme, önce altyapı. Önce altyapı şart yani bizim. Evet. İnşallah buradan yetkililere duyuralım biz de. Büyükçatma köyünün altyapısını, ondan sonra da üst yapısını, köyümüzde de muhtarlık olarak, muhtar olarak Şener Aşık Bey çevre düzenlemesi. Aynen, evet. Allah izin verirse buralara bağışlandıracağız. Bir bilgi daha geldi Kaymakam Bey'den şey olarak. Yolların kenarlarını ağaçlandırma yapacağız. Şehitliğimiz var. Evet. Şehitliğimize, şu karşı tarafta şehitliğimiz var. Evet. Onları ağaçlandırma yapılmış, fakat yine yaptırmaya çalışacağız. Allah izin verirse bütün gücümüzle uğraşmaya, yapmaya devam ediyoruz. Peki. Biz de muhtarımıza teşekkür ediyoruz. Köyümüze vermiş olduğu desteklerden dolayı, çalışmalarından dolayı teşekkür ediyoruz. Çekimlerimize devam ediyoruz.
Evet değerli izleyicilerimiz, Büyük Çatma Köyü'nde çekimlerimiz devam ediyor. Büyük Çatma sakinlerinden Haydar Aşık yanımızda. Haydar Bey merhabalar. Merhabalar efendim. Hoş safa geldiniz Ege TV olarak köyümüze, bölgemize. Hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Köyümüz hakkında burada Büyük Çatma Köyü'nde yıllardır dede, baba, torunlar, yaşayan bir nesil olarak Büyük Çatma Köyü ile alakalı neler söylersiniz? Efendim köyümüzün tarihi kadim bir tarih. Çok eskiye dayanıyor. Yerleşim alanı olarak, halkı olarak kadim bir tarih. Köyümüz oldu olası hayvancılık ve tarım üzerine istihdam ediliyor. 1915 olaylarını yaşamış, ondan daha önceki olayları yaşamış. Şu anda da köyümüzde yine hayvancılık ve tarım üzerine devam ediyoruz. Hayvancılığımız mera hayvancılığı üzerine devam ediyor. Az da olsa kültür ırkına yakın hayvanlarla, eski yöresel hayvanlarla değil de kültür ırklarıyla hayvancılığı yürütmeye çalışıyoruz. Şükürler olsun, yaşamımız devam ediyor. Evet, çok güzel. Köyde mutlu bir hayat gördüm ben. Burası benim de köyüm, aynı zamanda benim de çocukluğumun geçtiği bir köy. Tam karşımızda 1915 olayları dediğin için tam karşımızda şehitlik var. Evet. Bu şehitliğin tarihi anlamında, tarihi yönünden neler söyleyeceksin? Efendim şehitliğin tarihini tabii biz görmedik. Yazılı bir tarihi de yok. Dede babadan öğrendiğimiz, yani evvelki neslimizden, ceddimizden öğrendiğimize göre 1915 olaylarında Ermenilerin toplayarak katledildiği köyümüz halkının 184 kişinin anısına yapılmış bir şehitliktir. Onları küçük çatmaya toplayıp orada bir merekte katlediyorlar. Açıldı, Kültür Bakanlığı tarafından açıldı, tespit edildi ve onun anısına bu anıt yapıldı burada. Yani katledilirken bunların yandığı söyleniyor. Yanmış ama katliamdan önce mi yakıp atmışlar, katliam ettikten sonra mı yakmışlar o bilinmiyor. Dediğim gibi yazılı tarih olmadığı için ona, o güne ait bir şey elimizde kanıt yok. Sadece kanıt ölülerimiz, şehitlerimiz. Onlara bakarak, geçmişe bakarak ders çıkarmaya çalışıyoruz. Köyümüze, toprağımıza, vatanımıza sahip çıkmaya çalışıyoruz. Biz de buradan 184 şehidimiz ve diğer tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla anıyoruz. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Vurgulamak istediğiniz başka konular varsa onlara da değinelim. Vurgulamak istediğiniz başka konular muhtarım da değindi. Köyümüzün bazı noksanlıkları var, bazı giderleri gerekiyor. Altyapımız noksan. Daha iyi bir köylü olabilmek için, vatana, millete daha iyi hizmet verebilmek için köyümüzdeki noksanlıkların yetkililer tarafından, yetkililerin yardımıyla giderilmesini istiyoruz. Tabii buna vesile olan sizler, muhtarımız, hepinize teşekkür ederim. Sağ olun. Peki, çok teşekkür ederiz. Haydar Bey'in de vurguladığı gibi, muhtarımız Şener Aşık Bey'in de vurguladığı gibi köyümüzün altyapısı, yolları, çevre düzenlemesi, ağaçlandırılması, su kısmen de olsa yapıldı. Elektriklerin yer altına alınması, yani gelecekte güzel bir köy, yaşanacak bir mekanlar ve yetişen yeni nesillerin daha refah bir toplum, gelecek memleketimize, ülkemize büyük insanlar çıkarma adına üniversiteler, eğitim anlamında güzel mekanlarda yetişirlerse bu nesillerin ülkemizin yönetimine inşallah onlar da yer alacağını düşünüyor. Herkese iyi seyirler diliyorum. Yıldızını parlat, güneşini yak, açıl ey gökyüzü, şehit geliyor. Cennet-i Ala'yı lütfeyledi hak, kat kat yarıl, yol ver, şehit geliyor. Bulutuna söyle, yas bağlamasın, ıslanmasın koçum, gök ağlamasın. Kuşların ötüşüp can dağlamasın, Goncamı aşkla der, şehit geliyor. Yakınların var mı önce bu? Benim burada 3 tane dedem var. Şamo Birdal, Raşit Birdal, Amo Birdal. Bunları burada katliam ettiler. Nasıl anlatırlardı büyükleriniz? Büyüklerimiz anlatırdı. Akşamdan Nuşlu gelmiş Büyük Çatma'ya. Büyük Çatma'da Ermeniler demiş ki kaçın. Kaçın kendinizi kurtarın komşuları. Onlar da kaçmamış. Buraya getirmişler. Burada bunları düzenlerini yıkmış. Burada katliam etmişler.
Burada filan filan oğlu gelen burada vurmuşlar, doldurmuşlar mehrece. Nasıl öldürmüşler? Hı? Baltayla, süngüyle vurmuş, öldürmüşler. Sağdan soldan, biri sağda, biri solda bunları vurmuşlar. Köy halkını toplayıp, erkekleri, kadınları toplayıp, köyün önünde bir şey vardı, harmanlık vardı. O harmanlığa toplayıp, harmanlıklarda arabaları bırakırlar, arabalara yüklüyor. Kadınlar bir erkeklerle toplayıp, köçük, perdik köyüne götürdü. Küçük perdik köyüne götürdü. Kadınları bir merege topluyorlar, erkekleri de bir merege topluyorlar. Erkekleri bütününü her isim ve isim yazırlar. Kadınlar neyle topluyor, kadınları yazırlar. Erkekleri isim ve isim ters deyip, kimisi kılıcıyla, kimisi şeyle, süngüyle, bunu öldürüyorlar. Orada 184 kişi içerisinde bir tanesi sağ olarak çıkıyor. Çıkıp Dedere'ye, Dedere köyüne hareket etmekte. İki gün şeyde kalır, dışarıda kalır. Üçüncü günü ancak da Dedere köyüne yetişir, orada vefat edilir. Kadınları da önlerine açır, kadınlar bir tarafa gidiyor, erkekler de zaten var. 1915 olaylarındaki şehitlerimizin kemiklerinin bulunduğu yerin resimleri zannedersin. Evet. 1915 olaylarında yazılı olmayan tarihte bilmediğimiz, herkesin üzerinde tahmin yürüttüğü tarihimiz burada göz önünde. Kültür Bakanlığı tarafından açılarak bu köyden 184 kişi toplayıp aşağı köyde merekte katledildiği yer. Şu gördüğünüz kemik alan o mereğin Kültür Bakanlığı tarafından açılıp tespit edildiği nokta. Hani söylerler ya, Türkler katletmiş, şu katletmiş, bu katletmiş, işte katliamın gerçek yüzü. Tespitiyle yani. Bu eksisi yok. Bunlar Ermeni katliamı. Ermeni katliamı bunlar. O zaman Ermeni katliamında yapılan ve birçok böyle yer var açılmamış. Bilinip ama açtırılamayan, gücü yetmeyen, yaptırılamayan, devletin izni olmayan böyle birçok yer vardır burada. O mezalime maruz kalmış insanımız, bölgemiz o zaman büyük acılar yaşamış. İşte tarih göz önünde canlı olarak isteyen gelip açıp bakabilir, görebilir. Tarihlere geçti, okuyabilir. Ondan sonra konuşacak tarih hakkında. İnşallah o açılamayan yerler de önümüzdeki süreç içerisinde ilgililere buradan duyuralım. Onlar da açılır ve o şehitlerimizin de ruhları şad olması için böyle büyük anıtlar merkezi yerlere dikilir. O şehitlerimizi de rahmetle minnetle anıyoruz. İnşallah efendim. Bizim istediğimiz anıtlar değil, bu vatan için ölenlerin öldü denilmemesi. Bu vatanı kanıyla sulayanların tespit edilmesi. Yoksa bizim anıtla veya sözle ihtişamımız yok. Neden olduğunun tespit edilmesi, haklarının bilinilmesini istiyoruz biz. Bu vatan için olan şehitlerimizin değerlerinin anılmasını istiyoruz biz. Yoksa bir anıtla, bir sözle değil, gerçeklerle anılmasını, rahmetle anılmasını istiyoruz. Üzerinde hak iddia eden kişiler, hak iddia ettikleri zaman ne için konuştuklarını bilmeleri lazım. Bu ecdat niçin şehit oldu, niçin bu topraklar için canını verdi, bu nesile iyi anlatılması lazım. İstiyoruz. Evet, ifadede var ya, ey şehit oğlu şehit, bastığın toprakları tanı. Aynen o beyitler işte bu topraklar için yazılmıştır. Çanakkale'de söylense de bu topraklar için birebir tespit edilen bir unsurlardır o beyitler. Nitekim göz önünde görüldüğü gibi bakın, kemiklerimiz hep burada. Ecdadımızın kemikleri, şehitlerimizin kemikleri sızlar bir vaziyette yıllarca kapalı kaldı. Belki de üzerinde bir Fatiha okuyan yoktu bu asılıncaya kadar. Evet, inşallah çok duygu dolu. Sonra daha iyilerine layık olacaklardır. İnşallah bu duygularınıza, duygu dolu gözyaşlarınızı biz de burada kayıt altına alıyoruz. Bu size bu muhabbeti veren sevgilerinizi inşallah biz de yetkililere aktaracağız. İnşallah. Bu şehitlerimizin gerektiği değeri almasına sebep olacak inşallah. Bütün ümidimiz o efendim. İstediğimiz şehitlerimizin gerekli şekilde anılması ve bu topraklar için neler kaybettiğimizin bilinmesini istiyoruz biz. Çok teşekkür ederim efendim. Teşekkür çok sağ olun. Ederim. Sağ olun, var olun efendim. Bu konuya ilgi duyduğunuz için. Buradaki bu yaraları, bu noksanlıkları araştırdığınız için Ege TV'ye de ayrıca teşekkür ederim.
Çok teşekkür ederiz. Bu köy bizim köyümüz. Bu şehitler bizim şehitlerimiz. Ülkemizdeki tüm şehitlerimizi rahmetle, minnetle, saygıyla anıyoruz. Değerli izleyicilerimiz, memleketimizin her insanı Haydar Aşık Bey gibi duygu, saygı ve kalbinde müthiş bir muhabbetle, gözyaşıyla o şehitlerimizi anıyor. Hep beraber anıyoruz. İnşallah buradan yetkililerimize de aktarıyoruz. İsimleri burada bütün şehitlerimizin. İsimleri çekebilirsiniz efendim. Bakın hepsinin isimleri ve torunları şu anda yaşıyor. Yani bu neslin torunları bu köyde yaşıyor yani şu anda. Her ne kadar gitse de bazıları, çoğusu yaşıyor. İsimleri burada. Yeri de burada. Görmek isteyen herkes için buyursunlar. Sorunsuz yani. Yeter ki görmek istesinler. Teşekkür ederiz efendim. Sağ olun. Çocukluğumuzda bu köyde zaman zaman böyle gevenleri gördüm. Bu gevenleri biz kesip kökünden çıkarıp ipe dizip sürüklüyorduk yollarda. Şose yani yol, asfalt yoktu o zaman tabii, toprak yol. Çekerken toz duman çıkıyordu. O toz duman da bizim hoşumuza giderdi. Çocukluk ya. Ondan sonra bu gevenleri toplayıp kışın tezekle beraber yakacak olarak kullanırdık. Bu memleketin taşı toprağı çok yağlı bir bitki olduğu için dikenli, her tarafı da dikenlidir. Dokunduğun zaman hemen anında batar yani. İğneli bir dikenleri var. Tabii bu burada kaynak suyu olarak köyümüzde geçmişimizden gelen büyüklerimiz buraya göze diyorlardı. Göze kaynak suyu, Şehvelet'in puarının az üzerinde, bir 20-30 metre üzerinde. Eskiden, çok eskiden burada camışları yüzdürürlermiş. Burası tabii geniş bir dere pozisyondaymış. Ama şu anda su az geldiği için kısmen yine kaynak suyu olarak devam ediyor. Kıymetli bir su aslında. Tahlil yaptırmak gerekirse sonuçlar da çıkar inşallah. Büyükçatma köylülerimiz, Ege TV ailesi olarak bugün köyümüz, benim de doğum büyüdüğüm köy, Büyükçatma köyü cami şerifindeyiz. Öğlen namazını eda ettikten sonra hocamızla, köyümüzün muhtarı Şener Bey'le ve köylülerimizle bir aradayız. Tabi bu bizim için mutlu bir an. Çünkü köyümüzü ben uzun yıllardır ziyarete gelememiştim. Tabi çekimlere geldik şu anda. Köyümüzü kayıt altına almanın, bu tarihi gelecek nesillere aktarmanın mutluluğu içerisindeyiz. Tabii bu mutluluğu paylaşırken ben de köyümüzle alakalı benim lise döneminde 1981 yılında yaşadığım bir hatırayı anlatacağım değerli köylülerimize. 1981 askere gitmem gerekiyor. Rahmetli bizim köyde dini konuda köyümüze eğitim ve
bütün cenazelerimizde, düğünlerimizde çok faydası olan yıldızlar. Nevzat Yıldız Hocam, Allah rahmet eylesin. Tüm geçmişlerimizi rahmetle anıyorum. Nevzat Yıldız Hocam köyümüzde imamlık yapıyor. Bir cuma günü ben de köyümüze gelmiştim, liseyi bitirmiştim o zaman. Biraz da dini eğitim aldığım için cuma namazını kıldırabilecek durumdaydım. Hocama daha önce söyledim, hocam dedim cuma namazını ben kıldırabilir miyim? Sen daha gençsin dedi, biraz daha sabret, olur hocam dedim. Tabii cuma namazının öğlen namazını kıldıktan sonra tam ben gençlik de var, biraz daha heyecan var. O anda hocam, Nevzat Hocam kalktı, mihraba doğru yönelirken ben gittim arkadan cübbesini aldım. Hocam dedim, müsaadenle cuma namazını ben kıldırabilir miyim? Geri döndü. Yahu tamam dedi, al bakayım, al dedi, al rahmetlik. O arada başındaki kavuğunu da aldım. Hocam teşekkür ederim dedim. Tabi cuma namazını kıldırmak için hazırlıklıydım. Cebimde hutbede okuyacağım komşuluk üzerine çok önemli bir kayıt vardı elimde de. Hiç unutmuyorum. Tabi her ne kadar 60 yaşın üzerinde gelsek de bu köy bizim köyümüz. Bu köylüler bizim köylülerimiz. Onlara sevgimiz, saygımız, muhabbetimiz ilelebet olacak inşallah. Yetişen nesillere bu hatırayı anlattığımın sebebi mutlaka gençlerimizin mutlaka ona eğitim alıp köyümüze, geçmişimize, buradaki camideki ibadet eden insanların mezarlıklarda şu anda yatarak köyümüzün sessiz bekçileri olarak onların mezar taşları bizim tapularımızdır diyorum. Dedelerimiz, nenelerimiz, geçmişlerimiz hep burada. Onları rahmetle, minnetle yad ediyoruz. Sağ ol, Allah razı olsun. Evet değerli izleyicilerimiz, Büyük Çakma Köyü Camii Şerifindeyiz. Şu anda yanımda İmam Hatibimiz var. Hocam isminizi, sizi tanıyalım biraz. Adım Muhammed Emin, soyadım Kalman. Aslen Şanlıurfalıyım. Doğma büyüme Gaziantep'te ikamet ediyorum. 20 aydan beri burada görev yapıyorum, Allah'a şükürler olsun. Elhamdülillah, Allah razı olsun. Köyümüze böyle güzel bir hizmetlerde bulunuyorsunuz. Büyük Çakma Köyü olarak ben de geçmiş yıllarda burada köylülerimize ezan okumak nasip oldu. Sizleri de tebrik ediyorum. Allah razı olsun. Çok teşekkür ederim. Sağ olasınız. Köylülerimizle burada cami namazdan sonra hep beraberiz. Köyümüzün tarihiyle, camimizin tarihiyle alakalı Haydar Bey, sizden bilgi alabilir miyiz? Efendim, camimizin tarihi, gerçek yapım tarihi bilinmemektedir. Kadim bir camidir. Gördüğünüz gibi yapısında Selçuklu mimari süslemeleri vardır. Dört direk üzerine, cami menşei üzerine inşa edilmiştir. Direk üzerindeki motifleri bile dört büyük meleğin görev simgelerini tahsis eder. Ama kadim bir camidir. Bir nitelikte de gazi niteliğini taşır. 1915 olaylarında buradaki kaçakaç dediğimiz o harp döneminde yıkmaya çalıştıkları direği yıkamadılar ve sonradan o camimize yakışmıyor diye üzerini kapattığımız direk de burada göz önündedir. Gördüğünüz gibi tarihi bir eser olarak şu ana kadar ayakta duruyor. Bu yapıları da hepsi köyümüz halkından hayırsevenlerin yardımıyla yenileme yapılıp süslemeleri yeniden yapılmıştır. Şu anda yine ibadete devam ediyor çok şükür. Çok şükür. Tabii burada camimizin içerisinde, bu yapı içerisinde şöyle şeye doğru, ayağa doğru, direğe doğru gidelim. Caminin bu 1915 Ermeni katliamında bu direği baltalarla keserek yıkıp caminin yıkılmasını aynen, istemişler aynen. Ama yapamamışlar. Alt tarafı daha ince. Caminin süet görüşünü kapatması için, yani güzelleştirmek açısından biz bu kaplamayı yaptık ama yüzeysel olarak daha yukarıdaki darbeler halen daha duruyor. Bu direkte de var aynısı. Gördüğünüz gibi direkler hep Selçuklu motifi üzerine kurulmuş ve o zamandan süslemeleri yapılmış. Evet. Camimizin gerçek yapım tarihi bilinmemektedir. Evet. Bu güzel camimizde çok Allah rahmet eylesin. Benim de kayınpederim olan Seyfettin Ayaz. Evet. Seyfettin Ayaz benim kayınpederimin babası. Doğrudur. Rahmetli Molla Kurban Dayı köyümüze çok hizmetler vermiş. Tabii ki onları biz görmedik. Onlar o zaman bu devlet tarafından atama imamlar olmadığı zaman köyümüzün dini bilgileri o kişiler elinde yani.
medrese eğitimi olarak gördükleri için bugüne kadar köyümüzün din hususunda bilgilerini o kişilere borçludur. O kişiler gerçekten şu anki devlet memuru sıfatında kendilerini görevli sayarak köyün namazını, niyazını, Kur'an öğrenmesini her zaman için üstlenip ve yerine getiren kişilerdir. Allah onlara rahmet etsin. Amin. Tabii bu arada bizim köyümüzde rahmetli Molla Kurban Dayı, benim rahmetli Nihana amcam bu köyde öğrencilerin, çok çok öğrencilerin okumasına vesile olması dolayısıyla onu da şöyle anlatayım, yine size tekrar söz vereceğim. Rahmetli Molla Kurban Dayı Nihana amcamın ve babamın Binalayer Dağı'nın Kur'an-ı Kerim öğrenmesinde onlara çok büyük hizmetleri var. Onu buradan, bu cami-i şeriften, hizmet ettiği cami-i şeriften ve aynı zamanda yani ben aileden birisi olduğum için isim vererek söylüyorum. Tabii ki köyümüzdeki tüm insanların buraya emeği var. Onların hepsini saygıyla, sevgiyle, rahmetle ölenleri anıyoruz. Kalanlara da sağlık, sıhhat, afiyet diliyoruz. Ayrıyeten Nihane Erdağ'ı rahmetli Molla Kurban'dan ve Sefe Dayı ve onun devamındaki arkadaş camiasında bugün aşağı yukarı çoğusu metfun. Allah onlara rahmet eylesin. Rahmetli amcamın döneminde bu köyde öğrenci durumları oldu, okuma durumları oldu. Biraz ondan bahseder misiniz? Efendim, demin sizin de söylediğiniz gibi eskiler Molla Kurban Dayı, Cezo Dayı, bilmem ötekileri hepsi bir ahilik ervanı ile yetişip köy halkında büyük hizmetlerde bulunmuşlardır. Kur'an okumasında, dini bilgilerde, cami tamiratında, yol yapımında hepsi kadim insanlardı. Bunlar eskiden ahilik bir ervanıyla geldiği için devlet memuru gibi, görevli gibi çalışırlardı. 1980'de biz mezun olduğumuzda da Allah rahmet etsin, demin ismini zikrettiğiniz kişi Nihane amca bizi Kur'an kursuna gitmemize vesile oldu. Bu köyden 20-30 kişi gittik Kur'an kursuna. Civar köylerden aşağı yukarı 500 kişi. Yani bu Kars civarındaki okuyan bütün benim grubumda olan gençlere vesile olan kişidir. Dini bilgilerimizi öğrenme adına. Çok şükür ki öğrenmişik. Bir toplum ne olursa olsun, ne kadar yüce olursa olsun, ilmini ilahi ilim üzerine, dini bilgisi üzerine bilmiyorsa o toplumun gelişip kalkınması, değerlere önem vermesi mümkün değildir. Ne olursa olsun bir toplum illa dinini öğrenecek. Dinini, direğini bilmeyen bir toplum. Dinini öğrenmeyen bir nesilden saygı, vatan sevgisi, vatan aşkı, toplum aşkı bekleyemezsin. Çünkü aşkın anahtarı dindir. Aşkın anahtarı ilahidir. Bunu öğrenip de toplumumuza, insanımıza, gençlerimize aşıladığımız zaman Allah'ın izniyle daha ilerilere, daha iyi şeylere gideceğimize inanıyoruz. İnşallah. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Burada cami cemaatimizden isminizi alalım. Siz kendinizi tanıtın. Ben Özgür Özbek. Özgür Bey cami cemaatinden büyük çatmalı olarak şu anda öğlen namazını eda ettik. Köyümüze, köylülerimize buradan neler söylemek istersin? Vallahi köylülerimize ne söylemek isterim? Onları tabii ki çok özlüyoruz. Çok hayır yapıyorlar. Allah razı olsun. Köylerini unutmadıkları için. Evet. Hepsine birer birer teşekkürlerimi sunuyorum. Evet. Allah razı olsun. Size teşekkür ediyoruz. Tabii bizi buradan destekliyor dedi Özgür Bey. Buradan İstanbul'da Büyükçatma Köyü Derneği ve dernek başkanı şu anda İsanur Neboğluyil. O da benim köylüm ve aynı zamanda okul arkadaşım. Hakikaten kaz geceleri düzenliyorlar. Ben de geçen bu sene pandemiden dolayı kaz gecesi yapılamadı. Geçen yıl, önceki yıl ben de kaz gecelerini Ege TV olarak kayıt altına alıp köylülerimizi, kaynaşmalarını, yeni nesillerin birbirlerini tanımaları için vesile oluyoruz. Tabii dernek sadece dernek ismiyle değil, çalışmalarıyla ön plana çıkıyor. Oradaki dernek başkanı ve yardımcıları, heyeti gerçekten can siperhane çalışıyorlar. Köyümüze bir su, hayvanların sulaması için bir yatırım yapıldı. Bu yatırımda da onların da büyük rolü oldu. Buradan da onların emeklerini vermiş oldukları çalışmalardan dolayı kendilerine ayrıca teşekkür ediyoruz. Köyümüz olarak bundan sonra muhtarımız Şener Aşık Bey söyledi az önce. Köyümüzün altyapısı, yolları, üst yapısı, çevre düzenlemesi, yapılacak çok şey var. Dernekten yine çalışmalarını bekliyoruz. Muhtarım neler söylersiniz, camideyiz şu anda?
Vallahi gördüğünüz gibi camimiz yıllara dayanarak bir camimiz var. Evet. Allah'a çok şükürler olsun, ibadetimizi yapıyoruz. Elhamdülillah. Efendim, başka... Camimizde ben gördüğüm kadarıyla çok güzel bir ortam, manevi bir haz alınacak bir ortam var, tertemiz, pırıl pırıl. Burada köylerimizden emeği geçen herkese önce İmam Hatibimiz, burada genç bir kardeşimiz hakikaten can severek biz namaz vaktinde ezan-ı şerife okurken onu da dinlemiş olduk. Fevkalade bir cami, bu camimizi, köyümüzü yaşatmaya, köylülerimizi yaşamaları için güzel mekanlar oluşturulmasına herkesin katkı koymasını bekliyoruz burada. Değerli izleyicilerimiz, tabii biz Cami-i Şerif'i anlatırken yan tarafında köylülerimizin büyük destekleriyle 1984 yılında tamamlanan minare. Hakikaten çok seçkin bir dekorla güzel bir minare yapılmış. Ben İstanbul'da yaşadığım için o tarih şehri, Mimar Sinan şehri gibi çok dekorasyon, çok güzel bir minare yapılmış. Bunu ben şimdi görürken o minarenin o tarihte o kadar güzel bir dekor ve desen verilerek yapılmasını yapanların, yaptıranların, herkesin vermiş oldukları hayırların tekrar kabul olmasını Yüce Mevla'dan diliyorum. Mikrofonu Ali abiye uzatıyorum. Ali abi önce kendinizi tanıtın, sizi tanımayanlar tanısın. İsmim Ali Bey Nebioğlu Gil. Doğumu 1951 doğumluyum, 50 doğumlu. Şimdi 57-58 tarihlerini iyi hatırlıyorum. Rahmetli dediğiniz Molla Kurban Hoca'nın zamanını iyi biliyorum. O zaman burası merkez köy olduğu için Seydican, Karaurgan, Küçük Çatma, Gedi satılmıştan buraya çok cemaat geliyordu. Orada cami yoktu. Olmadığından bu fevganaydı. O zaman yapıldı. Yani cemaat yetsin diye. Dediği için. Şimdi bu üzerinin yapılışı da 1982'de kendi köylümüz imkanlarıyla yapıldı. Minarede aynı demin sizin dediğiniz gibi. Bu sene de imam lojmanı yapıldı. Yani bunu hep köyümüzün sağ olsunlar dışarıdan köyümüzün kendi katkılarıyla yapılmıştı. Yani kendi imkanlarımızla camımızı yaşatıyoruz. Yani yaşatmaya da devam edeceğiz. Evet, inşallah. Tabii yeni yetişen nesilimizin dinini, diyanetini bilmesi için büyüklerine saygıda, hürmette, tazimde kusur etmemeleri için camimizin, bu manevi haz aldığımız caminin mutlaka yaşaması gerekiyor. Tabii. Allah razı olsun size. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Abdullah Erdağ, Kars Arpaçay Büyük Çatma Köyü, 1978 doğumluyum. Babam Nihane Erdağ, babam geçmiş tarihte köyümüze çok büyük hizmetleri olan bir insan. Özellikle sağ sol dönemi dediğimiz 12 Eylül dönemlerinde babam hem kendi köyümüzde hem de civar köylerde birçok yoksul, fakir talebeleri okutmuştur, yardımları olmuştur. Babamın köye çok büyük hizmetleri olmuştur. Gerek caminin yapılması, gerek diğer köyün bütün işlerinde babamın çok büyük hizmetleri olmuştur. Ayrıca biz Arpaçay Büyük Çatma Köyü olarak hem bulunduğumuz yörede hem de şehrimiz Kars'ta, Türkiye'nin diğer illerinde yardımseverliğimiz ve toplum adamı oluşumuz her zaman aşikardır, ortadadır. Özellikle insanlara hizmet noktasında çok büyük köyümüzün faydaları vardır. Köyümüzün geçmiş kültürümüzü yaşama yönünde, milli değerlerimizi sahip çıkma, milli değerlerimizi yayma noktasında çok büyük hizmetleri vardır. Köyümüzün yine diğer bir özelliği de zalim Ermenilerin bizim köyümüzde soykırım yapmalarıdır.
O zaman Ermeniler bizim insanlarımızı kandırmış, mereklere doldurmuş, başlarını kesmiş, çol çocuk demeden kılıçtan geçirmiş, süngüyle öldürmüş, tüfekle öldürmüş ve çok büyük bir katliam yapmıştır. Köyümüzdeki bu anıt da özellikle bunu temsil ediyor. Tabii burada bizlere düşen bir ders var. Milli değerlerimize sahip çıkacağız, geçmişimizi unutmayacağız. Unutmayacağız ki ülkemiz ne zaman var oldukça, ülkemiz ne zaman yükseldikçe bu bizim ayakta kalışımız için en büyük mesele olacak. Çünkü diğer türlü her tarafımızı düşmanlarımız sarmış. Özellikle hemen yakınımızda Ermenistan. Her fırsatta bizlere saldırmakta, her fırsatta bizlere zarar vermeye çalışmakta. Bizler de bizden sonraki nesillerimize bunu anlatacağız. Dini değerlerimize sahip çıkıp, milli değerlerimize sahip çıkıp, ülkemizin yükselmesi için gayret içinde olacağımızı anlatacağız. İşte Kars Büyük Çatma Köyü, eski adıyla Büyük Pergit, bu Ermeni zalimlerinin, bu kafirlerin ellerine fırsat düştüğü zaman yaptıkları her türlü melanet işlerin en büyük göstergesidir. Şimdi Ermeni soykırımı diye içimizde bir takım insanlar çok büyük bir iftira ediyorlar. Tabii bu iftiralarının aslı yoktur. Kim kime mezalim yapmış, kim kimi soykırım yapmış, kim kime zulmetmiş. İşte gerek Büyük Çatma Köyü olsun, gerek diğer köylere gelerek insanlar bunu rahatlıkla görebilirler. Gerçi Ermeniye destek veren ülkeler de dikkat ederseniz Hristiyan ve Yahudiler. Bunlar zaten sen onlara videosunu çekip de göstermiş olsan onlar yine Hazreti Allah Celle Celaluhu'nun buyurduğu gibi kafirler birbirlerinin dostudurlar. Onlar yine Ermenileri destekleyecekler. Çünkü yakın tarihlerde de bir sürü zulüm var. Bunlar zulmeden zalim insanlar. Özellikle Ermenistan bunu Karabağ'daki Hocalı katliamında da göstermiştir. Her zaman da gösteriyor. İnşallah bizler toplum olarak sahip çıkacağız milli ve dini değerlerimize ve bunlara da hiçbir zaman fırsat vermeyeceğiz. Allah'a emanet olun. Senden az bir şey konuşacağım anne, olur mu? Büyük Çatma Köyü sakinlerinden Ahmet Ertem amcamız, köyümüzün yaşlı olarak büyüklerimiz, ileri gelenlerinden
bugün kendi hanelerine, evlerine, kendilerini Büyük Çatma köyünü, bugün camimizi, tüm köyümüzü çekerken kendilerini ziyarete geldik. Ve annemiz yanımızda, Nezmiye Hala diyoruz biz. Ben çocukken, tabii bu köylü olduğum için çocukken Nezmiye Hala diyordum. Yine Nezmiye Hala diyeceğim. Nezmiye Hala nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim. Sizi gördük, iyice olduk. Allah size ömür versin. Cümle alem ömür versin. İnşallah. Tabii yıllar, uzun yıllardır Büyük Çatma köylü olarak evlatlarınız, torunlarınız, Büyük Çatma köylüleriyle bir arada yaşıyorsunuz. Güzel günler geçirdiniz. Biraz geçmişe dönecek olursak neler söylemek istersiniz? Neler söyleyeyim ki? Gördüğümüzü söyleyek. Evet, buyurun. İyi geçindik. İyi komşularına yola gittik. Evet. Allah'a verdiği nimeti halal halal yedik. Allah'ımıza şükür ettik. Ne yapak? Bunları gördük, bunları yaptık. Elhamdülillah, ne kadar güzel. Tabii ben sizleri, ben tabii o zaman çocuktum, ben şimdi 60 yaşını neredeyse geçiyorum. Sizlerin o zamanki köyümüzde olan bütün komşularla iyi geçindiğinizi biz de biliyoruz tabii. Geçimden ziyade Büyük Çatma Köyü bu çevre köylerin içerisinde ileri gelen köylerden birisiydi. Halk olarak, zenginlik olarak bunu belirtmemiz lazım. Bizim köyümüz zengin köyüydü. Evet, Allah razı olsun. 70-80 yaşındayım. Memnunum bu köyden de, adamlarından da Allah razı olsun. Evet. Peki Ahmet amcam yanımızda oturuyor. Eşiniz Ahmet amcamla nasıl geçiniyorsunuz? İşte geçiniriz, çok güzel. Evet. Vallahi bir, bir ömür bir yastığa baş koydunuz. Gelecek nesillere buradan diyoruz ki dönemimiz biraz nesil açısından zayıf. Ama sizleri örnek almaları için, bir yastığa baş koymak için bu nesillere neler söylemek istersin? Neyini söyleyeyim ki artık? Barabar kardeş mi olduk, yoldaş mı olduk, arkadaş mı olduk, ev adamı mı olduk? Bu zamana kadar ele getirdik. 8 tane çocuk büyüttük. Allah'a şükür hep birbirinizi tanıyırsınız. Köyümüzün muhtarı da uşağımızı da orada tanıyır. Çok şükür. Bildiğiniz kadar iyi geçindik. Evet. Bundan bile de Allah iyiliği size versin. Biz gideriz, siz yaşayın. İnşallah. Peki size şöyle bir şey söylemek istiyorum. Az önceki sorumu ısrarla tekrar edeceğim. Çünkü burada bizim de gelecek nesillere bir şeyler aktarmak istiyoruz. Siz yıllardır, artık evli olduğunuz yılları, siz 80 yaşında, Ahmet amcam 80 küsür, Ahmet amcam 90 küsür yaşındasınız. Bir yastığa baş koydunuz. Bu çok büyük bir birliktelik, saygı, sevgi. Yeni eşlere neler söylemek istersin? Allah onlara da sabır versin, onlar da bizi gibi geçinsin. Evet. Vallahi. 3 gün evlenip 5 günde ayrı kalmasınlar, o öyle şeyler beni üzer. Evet. Ölene kadar aynı yastığa baş koymuş, aynı ekmeğini yemiş, aynı yola devam etsin. Bu yola devam etmeleri için gelinlerin veya eşlerinde nasıl bir saygı, nasıl bir hürmet içerisinde olmaları lazım acaba sizce? Çok şükür. Onlar, yeni gençler için diyorum. Hamdolsun yeni gençler. Ben gelinlerim, halka bilmem, Allah razı olsun. Çok memnunum. Eşlerine de sevgi saygı gösterirler. Evet. Bizi de mesela elde başta tutarlar. Evet. Biz de sizi elde başta tutanları biz de sevgiyle, muhabbetle karşılıyoruz. Onlara teşekkür ediyoruz. O zaman ben şimdi Ahmet amcamın yanına geçeceğim. Çaylar da geldi bu arada. Çaylarımı içmezden önce Ahmet amcamla konuşacağım. Ahmet amca nasılsın, iyi misin? Elhamdülillah çok iyi. Allah'a çok şükürler olsun. Allah'ın verdiği nimet bereketli olsun. Allah gelip gelecekler nesillere Allah hayırlı günlerini mahsus etsin. Çok teşekkür ederim. Ben sizi çocukluğum bu köyde geçtiği için çocukluğumdan beri tanıyorum. Köyümüzün çalışkan, önde gelen, komşularıyla birbirine saygıda, sevgide kusur etmeyen bir büyüğümüz olarak ben hep gençleri çok önemsiyorum. Devir içinde bulunduğumuz zaman itibarıyla. Az önce Nezmiye halamdan da sohbet ederken yeni gençlerin nasıl bir yol almalarını tavsiye edersin 92 yaşında bir büyüğümüz olarak? Onlar da benim, aynı benim gibi geçinmelerini tavsiye ederim. Evet. Yani çok çalışmaları. O çok çalışmaları, arkadaşlarına, komşularına düzgün yola gitmelerini, evet, tavsiye ederim. Evet,
Teşekkür ederiz. Kaç tane torunu var Ahmet Hamza? Dört tane torunum vardır. Her yani 10-15 tane torun var elhamdülillah. Var. İyi maşallah. Allah iyi günler versin. Sizinle beraber olsunlar. Allah cümlenize sağlık selametler versin benim torunlarımla ve sizlere. Evet, teşekkür. Muhammed ümmete. Amin. Bir benimle dünya yaz olmaz. Cümle Muhammed ümmetiyle beraber olmamız lazım. Evet. Çok teşekkür ederim Ahmet amca. Son olarak bizim Büyük Çatma köyünün senin de camisinde, cumasında, cemaatinde bulunduğun, az önce camide, köyümüzün sokaklarında, Büyük Puvar'da, Şehvelet Dayı'nın puvarında, Göze'de, Dere'de çekimler yaptık. Hepsinde yerim var orada. Mübarek camıda hizmetim var, hürmetim var. Camıda namazımı kılardım. Allah kanı rahmet etsin. Hacı Molla Kurban var idi. O dedem sabah namazına ben kalkar giderdim. Giderdim ki sobayı yakmış, yanımda oturuyor. Biz de sabah namazını kılardık. Onun etrafına düzülerdik. O emmai sümmai emmai okuyardı, biz de onu dinlerdik. Allah ona kanı rahmet etsin. Onun gibi bir alim de köyümüze gelmesin, Allah nasip etsin. İnşallah. Peki rahmetli Molla Kurban derken benim şöyle bir hatıratlar aklıma geldi. Rahmetli Nihan amcam, Hacı Nihan amcam, Hacı Binali Erdağ babam, bunlar da aynı Molla Kurban dayının medresesinde tedrisat gördüler. Aynı sizle beraber. O hatıralarınızdan biraz bahseder misin? Vallahi benim hatıramda çıkmış gün biraz ben rahatsızım ya. Biliyorum. Tabii aklına geldiği kadarıyla. O Kur'an öğrenmeleriniz Molla Kurban dayıda. Allah ondan razı olsun. Herkese düzelerdi, Kur'an okudurdu. Efendime söyleyeyim. Artık yani mümin Müslüman kullarının, çocuklarına efendime söyleyeyim. Yani doğru yol gösterdi. Eğri bir yol göstermedi, Allah ona rahmet etsin. Amin. Çok teşekkür ederiz. Oğlu Ferhat'ın vardı, Seyfettin vardı. Evet. Beraber arkadaşıydık, okuyardık, gezerdik. Yani kötü yollarda biz olmadık ve bizi görmediler kimse. Peki o zaman yeni yetişen gençlerimize, köylülerimize, ülkemizdeki gençlere sizin bu gittiğiniz güzel yollarda onların gitmesi için neler söylemek istersin? Onlarda da ben diyorum ki aynı biz nasıl yaşamışsak komşuyla, arkadaşla arkadaş olmuşsak siz de öyle yaşayın. Dürüst olun diyor sen. Dürüst ve dürüst olun, terbiye olun. Allahu Rabbena atina fi dünya sensin ve fil ahirete sensin ve kine azabenler. Cenab-ı Allah'ın emrinden ayrılmayın. Evet. Ben bunu diyorum. Başka ne diyeyim? Kötülükten ne çıkar dünyada? Ahmet Dayı çok teşekkür ederim. Tarihimize yönelik, köyümüze yönelik değerli bilgiler verdiniz. Sizlere sağlık, sıhhat, afiyet diliyorum. Aynı sözleri tekrar ediyorum. Aynı bize nasıl siz demişler, biz de size o aynı sözleri söyleyelim. Allah'a günler nasip etsin. Amin, Allah razı olsun. Şimdi zaten uğurluk versin. Amin. Değerli izleyicilerimiz, değerli köylülerimiz, Büyük Çatma köyümüzdeki haneleri ziyaret ederek, büyüklerimizi ziyaret ederek Ahmet Dayı, Nezmiye Halayı ve hanesini ziyaret ettik. Eski büyüklerimizi yad ettik. Onları da siz gençlerinize, evlatlarınıza mutlaka ama mutlaka köyümüzü ziyaret ettirin. Çünkü nesillerin gerçekten birbirine kaynaşması için, birbiriyle tanışması için ihtiyaç var. Dünya öyle bir dönemden geçiyor ki birbiriyle kaynaşmayan milletler kaybolmaya mahkumdur. Biz kaybolmaya mahkum olanlardan değil, birbiriyle karışan, birbiriyle seven, saygı duyan, birbirini her nerede olursa olsun bayramda, seyranda, cumada her zaman hasbihal eden, birbirinin hatırını sayan, seven gençleri mutlaka onların ömründe yer almamız gerekiyor. Babalara, büyüklere buradan sesleniyor, saygılarımı iletiyorum.
Evet değerli izleyicilerimiz, bugün Arpaçay Büyükçatma Köyü'nü ziyarete geldik. Kars Ardahan Iğdır belgesel filmi çekmek üzere memleketimizi ziyaretteyiz şu anda. Memleketimizde Büyükçatma Köyü sakinlerinden Hacı Namaz Birdal Bey'in evindeyiz. Misafir olarak bizleri kabul ettiler. Hacı abi nasılsın, iyi misin? İyiyim Allah'a şükür. Ben Büyükçatma Köyü'nden, Büyükpergit Köyü'nden Ramazanoğlu Namaz Birdal. Kendim 36 doğumluyum, 85'in içindeyim yaş olarak. Allah'a şükür köyümüzün durumu çok iyi. Komşumuz, köyümüzün halkı durumu çok iyidir. Köyümüzün suyu bol. Bir şeyden Polat Köyü'nden geliyor suyumuzda. Hem de köyden yukarı pompa basıyor. Allah'a şükür suyumuzun, arazimizin durumları çok iyidir. Köyümüzdeki gençler hayvancılıkla uğraşıyor, tarımla uğraşıyor. Köyümüzde daha önceleri hayvancılık biraz zayıftı tabii. Şimdi gördüğüm kadarıyla çok iyi. Neler söylersin? Köyümüzde gençlerimiz de iyidir. Ziraat olarak daha üstün. Her evde en aşağı 100 hanadır. 100 hananın en aşağı 2 tane direktörü var. 50'si tek direktör, 50'si çift direktör etti. Allah'a şükürler olsun. Geçimimiz de iyidir. Etraf komşulardan da geçimimiz iyidir yani. Evet. Büyükpergit Köyü çok eskiden çok zengin bir köydü. Şu anda nesil? Bu şu anda daha zengin. İyi maşallah. Daha zengin. Evet. Yani maliyet durumunda, maddi durumda, maddevi durumda daha zengin. Yani. Maneviyatta da iyi diyorsun. Daha iyi. İyi maşallah. Allah'a şükür. İyi yani, yaramazlık yok. Köyümüzde herhangi dövüş, kalabalık, edikodu hiç yoktur. İyi maşallah. Tabii. Şükür. Bizim köyümüzün gençleri yalnız bizim köyün durumu neden iyi değil? Yaylamız yok. Otlayamız, hayvanlarımız affedersiniz, otlayası kıt. Yağmur yağmasa daha kıt oluyor. Çok eskiden Karakalan'ın üstünde bizim yayla yerimiz varmış. Bundan 50-60-70 yıl önce. O yayla bizim köyün, eskiden bizim köyün yarısı Ermeniymiş, yarısı Müslüman. Evet. Hanım, o Ermenilerle beraber o yaylaya çıkırlarmış. Evet. Hatta ben 8 yaşındayken anamla beraber ben yaylaya çıkırdım. 3 tane ineğimiz vardı. Evet. Karakalan'ın orada bir küçük yer, yozları gelirdi. 70-80 tane bir kişi otarırdı, bir hafta kalır. Geri gidirlerdi. Evet. Tutunamıyorlardı orada. Evet. Nasıl olduysa işte bizim köy elimizden çıktı o yayla. Bizim köy birkaç sene yaylaya gitmeyince onlar sahiplendi. Onlar sahiplendi tabii. Bizim köy bile bir küçük gevşeklik yaptılar. Evet. Anlıyor musun? Evet. Karakala aldı. Evet. Karakala çıktı. Evet. Ama karakala çıkınca biz çıkamadık. Çıkamadık tabii. Ha, öyle oldu işte. Şimdi Haraba Kuyucuk tarafında biraz daha yaylalar tarafında biraz daha yeşillik iyi oluyordu eskiden. Yani şimdi bizim Haraba Kuyucuk denilen o taraf var ya, orada mal merlemiz var. Mal merlemiz. Malımız orada yeterli de değil. Evet. Yağmur yağmasa hiç yeterli değil. Evet. Bizim buradan giden inekler, İnek malı affedersiniz, 1,5 saat yol yürüyor ki otlağıya çıkar. Ama suyumuz da kıt idi, 2-3 tane göletimiz vardı. Yağmur yağmadı mı onlar, su dolmadı. Ama şükür bu yazın sonta geldi. Muhterimiz ve benim oğlumla beraber, İbrahim Birdal'la, bir de Şener Aşık'la beraber köyün yardımıyla sonta vuruldu. Su çıktı, musluk yapıldı. 4 pistonlu motor getirdi derneğimiz. Evet.
Onu koyduk oraya, suyu bastı. Malımız biraz rahat etti. Allah verip yağmurlarda yağarsa daha iyi olacağız. Komşumuz da iyidir, geçimimiz de iyidir çok şükür. Böyle barınıp gidiyoruz. Allah sonunu hayra çevire. Amin inşallah. Sizlere de sağlık, sıhhat, afiyet, iman, Kur'an nasip olsun diyorum inşallah. Amin. Teşekkür ederim. Son olarak köylülerimize, köyün içinde ve dışında olan köylülerimize nasıl bir mesaj göndermek istersin? Selam kelam. Dışarıdaki köylerimize, komşularımıza, onlara çok çok selam gönderirim. Büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öperim. Çok teşekkür ederiz. Çok çok selamımı söylersiniz. İnşallah. Peki. Değerli izleyicilerimiz, Hacı Namaz Birdal abimizi, Hacı abimizi ziyaret ettik. Bugün kendileriyle kısa da olsa bir sohbet ettik. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Büyük Çatma köyünde, 60 sene yaşadım. Yaşadım komşularımla, çok güzel geçindim. Komşu köyümüz 150 ev idi. İki tane ambarım vardı, buğday ambarı, arpa ambarı, bunları doldururdum. Gerisinde satardım. Bir melek yaptırdım. Saç kaplamalı. O meleği saman doldururdum. 10-15 tane koyunum, 5-10 tane inek. Bunları o samandan besleyip komşuların samanı bitende o samanlıktan karlı senelerde saman verirdim, satardım. Herkese, bütün köylülerime, beni tanıyanları selam eder, gözlerinden öperim. Evlatlarıma sağlık, selamet dilerim. Allah'a emanet olun. Çatma köyünde önceki dönem muhtarımız İbrahim Birdal Bey bizi hanesine ziyarete geldiğimizde kabul ettiler. Hacı abimizle beraber çaylarımızı içtikten sonra kendilerine memleketimiz için, köyümüz için neler söyleyecek kendinden dinliyoruz. Birdal Bey merhabalar. Merhabalar, hoş geldiniz. İbrahim Bey. Tekrar hoş geldiniz köyümüze. Bu vesileyle sitanı tekrardan görmek memnuniyet verici. Memleketimiz için durumu malum. Çevremiz birçok aşamalar içerisinde geçiyor. Hükümet, devlet olarak mücadele ediyoruz, edeceğiz. Birlik, beraberlik içerisindeyiz. Tüm dünya zaten dış güçler gıptayla bakıyorlar. Bakmaya da devam edecekler. Karşımız hayvancılık ve tarımla geçinen bir şehir. Son yıllarda tarihsel ve doğa turizmi etkin olmaya başladı. Tabii ki bu pandemi dönemiyle turizm bir anlamda sekteye vurdu. İnşallah o da düzelecektir. Hep birlikte düzelmek de zaten Kars bu anlamda iyi bir başarı gösterdi pandemiyle. Hayvancılık meri anlamında sıkıntılarımız vardır şehir olarak ama gelişim gitgide teknoloji anlamda yol aldık, yol alacağız. Daha da iyi olacaktır üretimimiz. Çünkü biz çiftçiler üretmek durumundayız. İnşallah. İbrahim Bey, köyümüzde tarımla, hayvancılıkla uğraşıyor herkes. Hayvancılıkta köyümüzde, Büyük Çatma Köyü olarak, tabii ki Kars ilçelerimizde, köylerimizde mutlaka bu işle uğraşıyorlar. Büyük Çatma olarak önceki dönemlere göre nasıl bir yol kat ettiklerinden bahseder misin? Tarım ve hayvancılıkta tabii ki biz yaşımız itibariyle önceki dönemlerde daha
fiziksel olarak çalışıyorduk. Dirgen, tırmık, biçin olarak biz tırpanı veya öküzü görmedik yaş itibariyle ama yine de fiziksel olarak çalıştığımız dönemler oldu. Son 10 yıldır tamamen teknolojik olarak daha da bir yol kaldı. Makinalaşmaya yöneldik. Tamamen yani her evde dirgen yok sayılacak kadar azaldı yani. Dirgen işimiz bitti. Tamamen makinalaşma olarak değişik yaptı. Tabii ki bu bir maddiyat gerektirdiği gibi bu sefer de hacmimiz genişledi fakat bu sefer de maddiyat gerektirdi. O anlamda işin açığı ektiğimiz tarlalar az gelmeye başladı. O zaman şöyle bir durum çıkıyor ortaya. Az önce Hacı abiyle sohbet ederken dedi ki her evde iki traktör oldu. Şimdi her evde iki traktör ve teknolojik cihazlar, teknoloji makinalaşmaya gidilince ister istemez her evde 150-200 dönüm yer olması lazım veya daha fazla istihdam ve o traktöre, o işe cevap vermesi için böyle bir arazimiz mevcut mu? İşte, teknolojik olarak büyüdüğümüz için bu sefer tarla ve mere olarak büyümek gerekiyor. O da yetmiyor şu anda. Yani bu ekipmana göre her evin 350-400 dekar bir yeri olması lazım. Böyle bir durumda, böyle bir teknolojinin karşısında toprağımız az olduğu için civar köylerden, kenar köylerden kiralama durumu mu yapıyorsunuz? O durum öncelikle civar köyler genelde bizden alırdılar. Şimdi alamıyorlar artık. Biz zaten kendimize yetmiyor. Tabii ki alan komşularımız aldığımız zaman zaman oluyor düzergah içerisinde. Evet. Genelde arpa çaydan bu son yıllarda kanal sulama geçtiği için sılaş mısır ve patates anlamında ihtiyacımızı oradan alıyoruz. Tabii ki komşu köylerinde aldığı bir şekilde tarlalar oluyor ama genelde biz alıyoruz. Bizim ekipman daha güçlü olduğu için ihtiyacımız doğrultusunda biz alıyoruz. Peki bu makinalaşmanın karşılığında yani bugün iki traktör, bir teknoloji ve bunun ekipmanlarıyla birlikte bir masraf, bir gideri vardır. Bunu korumak için yeterli arazi de elinizde olmadığı için bu üretmiş olduğunuz ürünler sizin makinalaşmanın ve teknolojinin karşılığında masrafınızı karşılıyor mu, geliri? Sadece tarım olarak baktığımız zaman karşılamaz. Biz tarımı hayvanımıza daki girdiği salamak için yaptığımız için hayvancılık da ayrı zamanda bizim. Yani burada şu çıkıyor ortaya. Kendi hayvanlarınızın tarımda üretimini karşılamak için öyle bir tarım sürdürüyorsunuz. Ama bu tarımı hayvancılıkla pekiştirerek hayvancılıktan para kazanıyorsunuz. Tabii ki dediğin gibi tarımdan yem ihtiyacımızı, kaba ot ihtiyacımızı karşıladığımız için hayvancılıkta bu verime dönüşüyor. Verimden de sonra tabii ki o anlamda kar ediyoruz. Peki o zaman bunu hayvancılıkla birleştirdiğimiz zaman köylülerimiz, biz Büyükçatma'da olduğumuz için köyümüzden bahsediyoruz. Hatta bunu Kars için de genelleyebiliriz. Tarım ürünleri hayvancılıkla pekiştiği zaman hayvancılıktan bazı esnaf arkadaşlar şikayetçi, kazanamıyoruz falan, fiyatlar küçük, böyle bir dertleşme de var yani. Ben bunu İstanbul'da da duyuyorum. Hayvancılık yapıyoruz ama bizi kurtarmıyor diyorlar. Acaba bu ne kadar doğru? Ya doğruluk payı vardır. Yöresel olarak değişir. Tabii ki her insanın kendine göre, yöresel biz tarım ve hayvancılık yaptığımız için her çiftçinin de kendine göre girdileri ve çıktıları vardır. Onu o anlamda düşünmek lazım. Pahalılık vardır. Kesinlikle mazot, yem, dışarıdan kimyasal gübreler falan çok pahalı. Ama çiftçi bir anlamda kendine, ama tarlası dededen babadan kalmışsa bunlar bir anlamda kendilerini kollayabilirler. Tarla icar, ekin icar, her şey girdiler parayla olunca tabii ki o çiftçinin işi zor. Evet, demek ki burada şu çıkıyor. Kiralama sistemiyle yol alan esnaflarımız kazanç miktarı düştüğü için kar marjı da azalınca burada şikayetçi olabiliyorlar diyorsunuz. Peki son olarak Büyükçatma köylülerimize, izleyicilerimize neler söylemek istersin? Büyükçatma köyünün dışarıdaki vatandaşlarımıza, köylülerimize, abilerimize, bizden küçüklere, sizi Ege TV'nin tüm seyircilerine izliyoruz, memnun oluyoruz. Yöresel bizden bir kanal, içimizden geldiği gibi izliyoruz, rahatız. Herkese
sağlık, mutluluk, sıhhat diliyoruz. Tüm komşularımıza birlik, beraberlik, fırsat buldukça köyümüze gelip bizleri, köylerini, ata yurtlarını silah-ı rahim yapmalarını temenni ediyoruz. Köyümüz tarihsel bir köy. Badireleri atlatmış bir köy. Hiç kimsenin bu köyden kopmamasını diliyoruz. Köyümüz son bir yıl içerisinde büyük bir şehit de verdi. Bu anlamda Tufan Kansuva'yı da bu anlamda rahmetle anıyoruz. Tufan Kansuva'nın dedesi de bizim köyün şehitliğinde olduğu için kendisi de bir emniyet amiri geçen Güneydoğu'da şehit oldu. Yani köyümüz 183 tane Ermeni mezalimine, katliamına şehit vermiş bir köy. Yani kesinlikle sülalelerin, gel ki köyde kimseler olmayabilir. Gelsinler, buyursunlar, bizlerin misafirler olsunlar. Burada 100 haneyiz, 100'ümüzün de kapısı açıktır bu komşularımıza. Şehitlerimiz demişken, tüm şehitlerimizi saygıyla, minnetle, rahmetle anıyoruz. Bu Ermeni mezaliminde 184 şehidimizin ve burada bir şehadete eren şehitlerin abidesi var. Bu şehitlerimiz için kısaca neler söylersiniz? Bu şehitlerimiz katliama uğramışlar. 1918 Mart'ında Ermeniler tarafından toplatılarak Küçükçatma Köyü'nde katledilmiş. 2010 yılında Kars Valiliği ve Arpaçay Kaymakamlığı tarafından kazı çalışmaları yapıldı Kafkas Üniversitesi'nden. Bunları Ermeni eliyle katledildikleri sabitlendi. Resimleriyle, bulgularıyla sabitlendi. Biz de devlet valilik tarafından köyümüzde temsili bir anıt yapıldı o sıra. Yerinde mevcuttur. Ne söyleyeceğiz? Bizim amacımız Ermenilerle herhangi bir nüsibetimiz, bir kinayetimiz yok. Onlar dış güçlerin, Fransızların, lejyonerlerin, misyonerlerin sözlerine baktıkları için biz de kendimizi savunmak durumundayız. Birlik beraberlik içinde onlar ne kadar ne yaparlarsa yapsınlar, onların dedelerinin, atalarının tırnakların arasında bizim dedelerimizin kanları vardır. Hakim gitmiyoruz. Onların yaptıklarına rağmen biz kendimizi bu temsil anıtta savunup gelecek nesillere göstermek durumundayız ki gelecek nesillerimiz de aynı şeye düşmesin, katliama uğramasın, mezeleme uğramasın diye uğraş sebebimiz budur tüm köy olarak. Çok teşekkür ederiz değerli bilgiler verdiğiniz için. Değerli izleyicilerimiz, Büyükçatma köyümüzdeki çok yakın zamanda olan şehidimizi de rahmetle anıyoruz. Ve tüm şehitlerimizi rahmetle anarken İbrahim Bey sözlerin arasında şöyle söyledi. Gelecek nesillerin çok uyanık olması lazım. Hakikaten ben de bu söze katılıyorum. Gelecek nesillerin, bu köyümüzün müdavimleri, şimdiki gençler, yaşlılarımız, büyüklerimiz çok çok yeni nesle önem vermeliler. Yeni nesildeki kastımız şu, bizim soylarımızın, nesillerimizin daha sağlıklı, daha dini bütün insanlar yetişmesi için gaye ve çaba göstermelerini rica ediyoruz. Köyümüze herkesin gelip mutlaka ziyaret etmesini İbrahim Bey de vurguladı. Ben de hasreten vurguluyorum. Çünkü gençler, nesiller silah-ı rahim yaptıkça onların bereketi, ömrü hep uzun olacak. Herkes birbiriyle kaynaşacak diye düşünüyor. Saygılarımı iletiyorum. Değerli izleyicilerimiz, bugün Büyükçatma Köyü'nde çekimlerimiz devam ederken muhtarımız Şener Aşık Bey'in evindeyiz. Bizi davet ettiler. Kendilerine ayrıca teşekkür ediyoruz. Şener Aşık Bey'in abisi Zeki abi. Bizim de abimiz tabii. Zeki abi merhabalar. Merhabalar. Nasılsın, iyi misin? Teşekkür ederim. Sizler nasılsınız? Çok teşekkür ederim, sağ olun. Büyükçatma Köyü'nde nelerle uğraşıyorsun? Büyükçatma Köyü'nde çiftçilikle uğraşıyoruz. Evet. Hayvan sağlıyoruz. Ondan sonra ekin ekiyoruz. Arpa, buğday, yulaf. Evet, yani bizim köy geleneklerimiz aynen devam ediyor. Evet, aynen devam ediyor. Evet, çok güzel. Elhamdülillah. Geçinip gidiyoruz şükür. Bir yaramazlık yok. Evet. Aynı senin hatıratlarından bahsedeceğim. 1970'li yıllarda 640'lık
traktörünle böyle uzaktan gelirken egzoz sesinden tanıyorduk seni. Doğru diyorsunuz, evet. Bir ıslık çalıyordu o. Ondan tanıyordunuz, doğrudur. Evet. Şimdi yine aynı o vaziyette o yıllardan süre gelen bir çiftçilikle devam ediyorsunuz. Evet, evet, aynen öyle devam ediyoruz hala. Çok iyi, çok iyi. Köyümüzde o zamanki almış olduğunuz ürünlerle şimdiki ürünler arasında nasıl bir fark var? Bereket o zaman mı çoktu, şimdi mi? Vallahi o zaman herhangi bir gübre mübre kullanmıyorduk. Ama o zaman daha çoktu herhalde verimimiz. Tabii o zaman elle, dirgenle, dırmıkla çalışıyorduk. Yaba, harman, öküz şey neydi o yerde sürdüğümüz? Öküz gemi, ondan sonra patos, köyden, tarladan ek, biç. Çok büyük bir emek, yoğun bir iş vardı. Ama şimdi çok büyük bir teknoloji ve makinalaşma var. Siz şu anda teknolojinin, makinalaşmanın neresindesiniz? Vallahi biz artık teknolojinin tam içindeyiz yani. Artık o ekin biçmeler, tırpanlar, o şeyler yok. Şimdi döver biçerler geliyor. Onlar biçiyor, şey yapıyor, bize taşıyor. Peki bu döver biçerler, makinalaşma işi çok hızlı bitmesine vesile oldu. O zaman arazi size küçük gelmeye başladı, doğru mu? Doğrudur, evet. Peki bu araziyi o makinalaşmanın karşısında çoğaltabildiniz mi dönüm olarak? Dönüm olarak herkesin tapulu arazisi var yani, çoğaltanlar da var. Aynı yerine ekenler de var. Peki o zaman bu makinalaşma nesle tembelleşmeyi getirmedi mi? Getirdi, evet. Aynen doğru diyorsunuz. Peki nasıl bu yeni nesle çiftçiliğin kolay oluşunu, geri kalan zamanları nasıl değerlendiriyorsunuz? Vallahi bizim burası Doğu Anadolu bölgesi. Yani bir sefer mahsul alabiliyoruz, ondan sonra yetişmiyor burada. Yani bir sefer arpa, buğday, yulaf, fiy gibi. Makinalaşma hızlı üretimi çok hızlı bir şekilde bitirmeye vesile oluyor. Bu arada yetişen gençler büyük şehirlere akın ediyor. Harman'dan sonra 5-6 ay dışarı gidiyor. Geçici olarak çalışmalar, yeni iş dünyası, yeni iş hayatı. Köyümüzde gençler az mı duruyor yoksa? Evet. Dışarı gidiyorlar, çalışıyorlar. Burada iş bitiyor yani, en fazla bir ay sürüyor hepsi. Bir ay sonra her şey bitiyor. Ondan sonra iş olanlar gidiyor, kurbete gidiyor. İş olanlar burada kalıyor. Öyle devam. Peki Zeki abim, çok teşekkür ederim. Çok değerli bilgiler verdiniz. Neslimize ışık tutacak bilgiler verdiniz. Onları biz daha çok çiftçiliğe, efendim tarıma, hayvancılığa verimli olacak projelerde köyümüze geri dönmesi için bekliyoruz. İnşallah. İnşallah biz de bekliyoruz. Peki. İnşallah. Sağ olun. Çok teşekkür ediyorum. Hepinize teşekkürler. Buradan köylülerimize kısaca neler söylemek istersin? Köylülerimizi, hepsini seviyorum. Kardeş gibi geçinip gidiyoruz. Allah'a şükür bir sorunumuz yok. Devletimiz de sağ olsun, var olsun. Çiftçilere katkıları vardır, büyük katkıları vardır. Onlara da saygılarımı sunuyorum. Vallahi bir sıkıntımız yok Allah'a şükür. Elhamdülillah. Çok teşekkür ederim. Çok değerli bilgiler verdiniz. Değerli dostlar, değerli köylülerim, değerli büyük şapmalılar. Bugün köyümüzü bilfiil gezdik, dolaştık, çekimlerini yaptık. Hepsini kayıt altına aldık. Yalnız burada hiç unutmadığım bir hatıramız daha var. Ben büyük şapma köylü olduğumuz için, hatta muhtarımız Şener Aşık Bey'in davetlisiyiz. Şu anda Allah var etsin, şen etsin hanesini, geçmişlerinin ruhu şeriflerine hediye ediyoruz bu dualarımızı. Bu evde bir hatıramız var. Tabii biz çocuğuz. Türkiye bu kadar zengin değildi tabii. Gelişmeler vardı. Bizim köyde ilk televizyon bu eve, rahmetli Esat Taymaz'ın evine, oğlu rahmetlik Halit abi. Kendisini çok ben değer veriyorum. Hepsi değerli. Ama Halit abimizin yeri daha başkaydı. Neden? Çünkü onun bir sanat aşkı vardı. Resim sanatı. Ben edebiyat bölümü mezunuyum. Şiir ve
ressam sanatını çok iyi icra ederdi rahmetlik. Ben de bu vesileyle o ressam olduğunu bildiğim için resimlerini gördüm. Tabii ben o zaman tahmin edersem 7-8 yaşları anca vardı o zaman. Onda bir hayranlık duymuştum. Benim kendim bizzat ressam sanatına çok ilgi duydum. Ressam ve şiirlere. Ondan sonra da edebiyat bölümünü seçtim. Ve hayat böyle aktı sürdü gitti. Yıllar yılları kovaladı. Biz şu anda 2021 Şubat ayındayız. Kars Ardahan Iğdır belgesel filmini Ege TV Marmara Bölge ekibi olarak çekmek nasip oldu. Bu memleketimize verilen en büyük hizmet. Bu hizmetlerin içerisinde bütün bu hanede gelmiş geçmiş yaşayan herkesi rahmetle, minnetle anarak bir hatıramı da kısaca anlatayım. Televizyon ilk çıkmış ülkemizde. İlk de bu eve, bu haneye geldi. Tabii televizyon gelmiş ama siyah beyaz o zaman yeni çıkmış. Kimse bilmiyor. Bu eve geldiğinde komşular herkes toplanıyor. Ama o zaman TRT öyle devamlı bir yayın değil. Günde belli saatler çok kısa yayınlardı tahmin edersem. Ben öyle hatırlıyorum. Öyle bir yayın siyah beyaz. Biz geldik. Bu evde, bu hanede televizyon ekranını ilk defa bu evde gördüğümüzü hatırlıyorum. O yüzden bu eve ayrı bir sevgi, saygı, minnetimiz var. Bu ev hanesine, köyümüzün tüm hanelerine, komşularımıza, buradaki ev komşularımıza, rahmetli Esat dayı, rahmetli Cemil dayı, oğlu Haydar Bey de yanımızda. Benim arkadaşım Hasan Bey var. Onlar da hepsi ayrı ayrı. Bütün köylülerimi buradan saygıyla, sevgiyle kucaklıyorum. Değerli izleyicilerimiz, Büyükçatma köyümüzde konuşmalarımı sürerken Haydar Bey'e Büyükçatma köyümüzle ilgili bildiği tarihi birikimlerinden toparladığı bilgileri köylülerimize sunmak üzere kendisine mikrofonu uzatıyorum. Büyükçatma köyünün tarihinde neler söyleyeceksin? Öncelikle bütün köylülerimize selamla karşılıyorum. Siz de hoş geldiniz tekrar. Köyümüzde bizim çalıştığımız köy düzeni olarak çiftçilik, hayvancılık devam ediyor. Eskiden beri gelen bir düzen, bizim çiftçiliğimiz ta ata dededen beri yüksek bir düzeyde geliyor. İlk zamanlarda, Cumhuriyet'in ilk zamanlarında Ankara'dan, köylerden buğday toplarlarmış. Her ilçeye 3 ton, 5 ton, yani ilçe bazında istiyorlar 3-5 tonu. Bu hangi tarihte? Aşağı yukarı 55-60'lı yıllar arası. Kaymakamlığa geliyorlar, o buğday toplayan devletin görevlendirdikleri Arpaçay'da. Diyor ki kaymakam bey, bize Arpaçay yöresinden 5 ton buğday köylerden tahsis edebilir misiniz? Bizim köyün muhtarı orada kalkıyor, diyor ki yalnız ben Büyük Çatma Köyü olarak size 5 ton buğdayı ben vereceğim diyor. O zaman Büyük Pergit Köyü'ydü. O zaman Büyük Pergit Köyü olarak geçiyor ve o zamandan beri köyümüzün kadim tarihi, yani çalışmakla, devletine, milletine katkıyla geçiyor. Aynı yıllardan önceki dönemlerde buradan Rus sınırına, yani şimdiki Ermenistan sınırına askeri konvoy giderken bizim burada Kuyucuk Gölü var. Şimdi kuş cenneti olarak ilan edilmiş. Kuyucuk Gölü buz tutmuş, bilmiyor asker yolu. Kese gideyim derken tanklar o göle batıyor. Bizim köyden 100 çift öküzle gidip o tankları çekip getiriyorlar. Askeri giyindirip kuruttuktan sonra tekrar bir daha cepheye yol veriyorlar, gidiyor. Köyümüzün oldum olası dede babadan beri duyduğumuz şey devlete ve millete katkıda bulunmak, çalışmak, çalışmak, çalışmak. Şimdiki düzende köyümüzün aynı düzen devam ediyor ama mesela tarımsal olarak biraz sıkıntılarımız var. Çünkü yağlı bitki destekleri çok olduğu için hububat ekimimiz azalıyor. Korunga, yonca gibi ürünlere destek verilince bizim hububat dönemimiz biraz azalıyor. Yani bunun o yağlı bitkilerdense buğdaygillere, arpaygillere destek verilmesi bunun tekrar canlandırmasına ve canlı olmasına neden olacaktır inşallah. Köyümüzde demin de dediğim gibi işte çalışmaktan başka, vatana millete hizmet etmekten başka bir gayesi olmayan bir köy. Eski zamandan beri kadim bir köy, tarihi bir köy, merkezi bir köy. Yolcusuyla yardım eden, hancısıyla misafir eden, başkanına hürmet gösteren bir tarihe sahip. Köyümüzün ismiyle, yaşantısıyla her zaman anlatılan şeylerden gurur duyulacak bir ortamda yaşadık. İnşallah bundan sonra da öyle olur.
İnşallah biz de sizin gurur duymuş olduğunuz köyümüzle yeni nesle, ben özellikle her zaman yeni nesil diyorum. Çünkü bizlerden sonraki tarihi devam ettirecek olan yeni nesle bu gurur duyma şeklini inşallah onlar da, biz de onlardan, gelecek nesillerde onlardan bu gurur duymayı her zaman şiar edinir, yol alır. Onlar da birbirlerinden gurur duyar diye düşünüyorum. İnşallah. Değerli izleyicilerimiz, Kars Arpaçay Büyükçatma Köyü çekimlerimiz sonuna doğru yaklaştık. Tabii Büyükçatma Köyü çiftçilikle, hayvancılıkla uğraşan köylülerimiz. Burada çiftçilik, tarım demişken, tarım da kavılcanın çok önemi var ülkemizde. Kavılca üretimi yapan Haydar Aşık, fabrikasındayız şu anda. Kavılcayı Haydar Aşık'tan dinleyelim. Haydar Bey, kavılca deyince vatandaşlarımız ne yapmalı, kavılcayı nasıl tanımalı, neye yarar kavılca? Efendim, kavılca yöremizin ata tohumu. Yani GDO'su değişmemiş, hiçbir fermentasyona uğramamış bir ürün. Glutensiz, tam buğday yağlı, herkesin kolayca kullanabileceği bir ürün. Şişme, bağırsak tembelliği, çölyak hastaları falan içinde kullanıldığı güzel oluyor yani. Kavılca dendiği zaman Kars akla geliyor. Bu da bizim ata dede ürünümüz. Ben aşağı yukarı 20 yıldır bu iş üzerinden uğraşıyoruz. Kavılcanın faydaları ve olguları saymakla bitmez yani. Literatürde de vardır. Faydalarından biraz bahseder misin? Şeker hastaları için kolay bir yiyecek çünkü şeker oranını yükseltmiyor bulgur ve pirinç gibi. Bağırsakta şişme yapmıyor. Glutensiz bir ürün olduğu için hazmi kolay oluyor. Diyabet hastalarında kullanmaları güzel oluyor. Unun da çok güzel bir ekmek, ata tohumu olduğu için, değişilmediği için lifli ürünler, buğday da lifli ürünlerden diyebilirim ki en son kalanlarından, yani bozulmamış olanlarından. Dede baba ürünü olarak biz bunu kullanıyoruz. Aşağı yukarı 20 yıldır da ticaretini yapmaya çalışıyoruz. Literatüre girdi şükür, ülkemize kazanılan bir tohum oldu. Kimsenin hakkı da edemeyeceği bir tohumumuz oldu. Memleketimize, vatanımıza, milletimize ait bir tohum. Eski uğraşıları çok bu işin üzerinde benim ama şu anda kavılcayı tohumdan sofraya burada hazırlıyoruz. Evet. Kendimiz ekiyoruz. Ektiğimiz tohumda herhangi bir gübreleme veya bir ıslah çalışması olmamaksızın, fare ilacı dahi kullanmadan. Bunu çünkü halka sunduğumuz zaman, organik dediğimiz zaman gerçekten organik olması lazım. Elimizden geldiği kadar organik olarak çalışıyoruz. Kavılca, siyez aynı zamanda burada üretiyoruz. Bazı yerlerde kavılca ile siyez aynı diyorlar ama kesinlikle aynı değil. Tüketicilerimiz kavılcayı temin etmek için bu ürünü satın alırken neye dikkat etmeli? Kavılcayı daha çok sofrada nerelerde kullanmalı? Bu ürünü tüketicilerimiz alınca gerçekten kavılca olduğunu bilmeleri lazım. Yani nasıl bilecekler? Kavılca kırmızı buğdaya benzer ama beyaz kırığı olmayan parlak bir üründür. Biştiği zaman lepeleşmeyen, gluten olmadığı için lepeleşmeyen bir üründür. Bazen buğday alıyorlar, bir sefere mahsus adam alıyor, götürüyor, pişiriyor, lepeleşiyor. Ya kavılca bu mu diyor. Öyle değil. Kavılca gerçekte pişerken lepeleşmez. Evet. Tane tane durur. Sert bir buğdaydır.
Tüketiciler bunu gerçek manada satılan yerlerden alırsa, zaten şimdi Kars Valiliğimizin de bir çalışmasıyla coğrafi işaret alınmış bulunuyor. Tüketicilerimizin size ulaşması için neler yapmalı veyahut da bir telefon numarası verebilir misin? Telefon numarası verebilirim de, telefon numarası 0536 337 1564. Buradan size ulaşacaklar. Ulaşırlarsa veya ilçe tarıma telefon ederlerse. Arpaçay ilçe tarıma. Evet. Şöyle bir kart baskımız var. Yöresel organik olarak çalışıyoruz. Telefonlarımız burada. İlçe tarım ve il tarıma ulaştıkları zaman ismimiz orada, bir ara çok çalışmamız olduğu için oralarda kayıtlı ismimiz. Şimdi şükür her yere mal oldu. Artık fakirin sofrasına inmesini istiyoruz bunun. Lüksten çıkmasını istiyoruz. Çünkü toplumun tamamının kullanmasında fayda var. Seçkin insanların kullanması bir şey ifade etmiyor. Önemli olan ürettiğim bir ürünün toplumun her kesimine hitap etmesi lazım. Peki fiyat olarak tüketicilerin bunu tüketirken hesaplı bir ürün mü? Yerinden alırlarsa hesaplı. Aracıya farklı oluyor. Bizim burada ürettiğimiz ürünün bizden çıkış fiyatı 9 lira bazında çıkıyor. 8,5-9 lira bazında çıkıyor. Aracıya geçtikçe farklılaşıyor bu. Ama direkt üreticiden alırlarsa tabii ki uygun bir fiyata almış olabiliyorlar. Buradan son olarak tüketicilerimize bu ürünün, kavılca ürününün daha çok pilavda mı, nerelerde kullanacaklar? Biz önceden sade pilavda ve çorbada kullanıyorduk. Şimdi önemi arttıkça kısırda, pilavda, çorbada, artı un yapıyoruz. Ununu ekmekte, pastada, çörekte, börekte kullanabiliyorlar. Çocukları için çok muazzam bir yiyecek çünkü gluten yok. Yaşlılar için yine aynı öyle. Gluteni düşük olduğu için tüketim ve kullanımı çok rahat. Ne kadar aşağı tabakaya kesime hitap ederse o kadara daha rahat olacak inşallah. Bizim dileğimiz bütün vatandaşlarımıza ulaştırabilmek bunu. Peki, bir üretici olarak ülkemize katkıda bulunuyorsunuz. Sağ olun, teşekkür ederim. Kavgayın san işi değil, yolda barış gelin. Ozan yurdun bülbülüdür, gülüş güzel olur. Garip kuşlar yuva yapar, dalda barış güzel olur. Garip kuşlar yuva yapar, dalda barış güzel olur. Öncelikle çok kıymetli başkanıma, yönetimine çok çok teşekkür ediyorum bu güzel geceyi organize ettiği için. Hani özlemiştik ya gazetini, ahımda gazeti. Ama inanın ki biz şehirde, şimdi onlar diyor ki ya şehirdekiler gaz eti yemiyor. Vallahi onlardan daha çok yiyoruz biz. Her gece gaz eti, her gece gaz eti geceler. Çok şükür milli yemeğimiz bizim. Geçen gün Bursa'da da yine bizim değerli başkanımız yaptı. Şöyle 809 kişilik 10 numara bir yemek. İnşallah her sene böyle olsun ki bizlere şarap söyleyek. Bu gazetene de hasret kalmıyor yani. Evet. Çok teşekkür ediyorum. Efendim. Aşıklar tabii ki tarifleme söyler, Metiye söyler. Bakalım ki neler diyeceğiz. Hepinizin sağlığına sağ olun, var olun. Gecemize hoş geldiniz. Hem kamil hem de ehlisi. Gecemize hoş geldiniz. Hoş geldiniz, hoş geldiniz. Gecemize hoş geldiniz. Thank you.
sözüne bu telaşla gelene. Her gece hasretin başlar, gözümde senin gibi yaşlar. Ansızın hep bu telaşlar gelene. Umutlarım sende kaldı, anılarım sende kaldı. Yar yüreğim sende kaldı gelene. Sen olmasan yüzüm gülmez, hiçbir şeyi gözüm görmez. Bu gönül beş para etmez gelene. Umutlarım sende kaldı, anılarım sende kaldı. Yar yüreğim sende kaldı gelene. Sen olmasan yüzüm gülmez, hiçbir şeyi gözüm görmez. Bu gönül beş para etmez gelene. Büyük Çakma köyünde büyük yatırımlarımız var. Orada güzel ev, mekan olarak tarıma yönelik çalışmalarımız var. Biraz ondan bahseder misiniz? Tarıma biz dedemizden nasıl görürse öyle devam ettirmeye çalışıyoruz. Evet. Ama bunun yanlış olduğunu da biliyoruz. Buna burada çalışmalarda fazla vakit ayıramıyoruz. Evet. O işi tamamen güzel yapmak için orada olmak ya da bir olarak yapmak lazım. Büyük Çakma köyünde camimiz olsun, yollar olsun, çeşmeler, sular, hatta ağaçlandırma konusunda sizin kamyonlarla, tırlarla oraya ağaçlar götürüyoruz. Orada Ermeni mezarlığındaki şehitlerimiz var. Oradaki şehitliğin yapımında köyümüzde birçok çalışmalarda emeğimiz var. Teşekkür ediyoruz. Bunlar için neler söylersiniz buradan büyük çatmalara? Biz o köyde doğduğumuz için içimizdeki duygular oradan yanadır. Evet. Oraya ne yapabilirsek ne mutlu bize ve kim ne yaparsa köyümüz için onlara minnettar oluruz. Teşekkür ederiz. Çalışmalarıyla, desteğiyle, maddi olmasa da manevi destek verseler bize yetiyor. Evet. Tabii bu çalışmalarımız arasında hayvanların su içme, barınma çalışmaları da vardı. Bunu da eklemek gerekir. Teşekkür ediyoruz. Bir büyük yapmalı olarak İstanbul gibi büyük metropolda da varlığımızı hissettiriyorsunuz. Markanızla bilinirliğimiz ön plana çıkarak güzel bir çalışmanız var. Hayırlı olsun. Biz de başarılar diliyoruz size. Biz de size teşekkür ederiz bu imkanları bize verdiğiniz için. Çok sağ olun. Aynı zamanda bizim kendi köyümüz için çalışmalarınızı daha da yoğunlaştırsanız köyümüzle ilgili size minnettar olurum. İnşallah, inşallah. Hep beraber omuz omuza duracağız inşallah. İnşallah. Teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Yaparken köyümüzü o güzel memleketimizin her köşesini dolaştıktan sonra öncelikle camimizi ziyaret ettik. Çünkü orada bizim ecdadın alın izleri var. O memleketteki cenazelerimiz, büyüklerimiz rahmetli olmuşlar. Onları buradan tekrar tekrar rahmetle, minnetle anıyoruz. Onlar bizim memleketin adeta tapu senetleri, tapuları. Biz onları da ekranlarımıza aldık. Herkese bu vesileyle İsmet Bey de bugün kendi mekanında sağ olsun bizi de bugün ağırladılar. Teşekkür ediyoruz kendilerine. Bu vesileyle memleketimize her çivi çakan için biz minnettarız. Neden? Çünkü bu memleketin yetişmiş gençlere ihtiyacı var. Ben her fırsatta gençleri ön plana alıyorum. Neden gençler? Çünkü bizim yaşı, hepimizin yaşı neredeyse yarıyı 60'ları geçti. Bize gelecek nesillerin mutlaka ama mutlaka iyi yetişmesi lazım. Bu ülkeyi yönetenlerin arasında bu köyümüzden de gençlerin katılması, bu halkalarda kopmayan zincirler gibi bu halkalarda yer almasını istiyoruz. Bütün çabamız bu. Bu memleket bizim. Ne olursa olsun. Hani derler ya, orada bir köy var uzakta. Gitmesek de varmasak da o köy bizim köyümüz. Ama biz hem gideceğiz hem varacağız. Yeni nesilleri mutlaka köyümüze götürelim. O güzellikleri onlara aşina edelim. Ben İbrahim Kaya. Bursa'da Çamakya ediyorum. Bursa Karslar Kültür ve Yardımlaşma Derneği Başkanı. Buradaki hemşerilerimizde, köylülerimizde güzel bir birlikteliğimiz var. Yardımlaşmamız var, dayanışmamız var. Ayrıca Büyüperit Köylüyüm. Yeni ismi Büyük Çakma. 2 yılda bir, 3 yılda bir
olarak Kars'a gidip gelmeye çalışıyoruz. Köylerimize hasret gideriyoruz. Ayrıca köyümüze de buradan sevgi saygılarımı gönderiyorum köylerime. Oradaki ihtiyaç olan yerlere de desteklerimiz, yardımlarımız elimizden geldiği kadar yapmaya çalışıyoruz. İstanbul'da Büyükçatma Köyü Kültür ve Yardımlaşma Derneği var. Köyümüz adına. Köyümüzün başkanı İhsanur Nebioğlu'na da buradan selamlarımı gönderiyor. Onlar da geceler yapıyorlar. Toplantılar yapıyorlar. Gecelerine bir fiil toplantılarına da katılmaya çalışıyoruz. Ayrıca Ege TV sahibi Mehmet Bey, Adem Bey, Vekil Bey. Bunlara da selamlarımı gönderiyorum. Böyle bir program yaptıkları için de çok teşekkür ediyorum. Adem benim okul arkadaşım. Ona da ayrıca buradan sevgilerimi, selamlarımı gönderiyorum. Buradaki, Bursa'daki hemşehrilerimize birlik beraberliğimiz devam ediyor. Burada 2007'de kurulan bir dernek. Şu anda 3 katlı bir binamız var. Bütün Karslı hemşehrilerimize hitap ediyor. Üyelerimizden tabii köylerimiz de var. Köylerimizin burada desteği de var. Ayrıca köyümüze de destek veriyorlar. Elimizden geldiği kadar İstanbul'daki köylerime saygılarımı, selamlarımı gönderiyorum. Çok teşekkür ediyorum. Saygılarımı sunuyorum. Ben Büyükçatma Köyü Dernek Başkanı İhsanur Nebioğlu Gel. İstanbul'da bulunan derneğimizin kuruluş amacı köyümüzden İstanbul'a göç edilen köylerimizi bir araya getirmektir. Ayrıca köylerimizin iyi ve kötü günlerinde bir araya gelmek, cenazelerinde üzülmek, sevinçlerini paylaşmakla yükümlüyüz. Birbirimizden kopmamak adına sosyal faaliyetler düzenlediğimizde, geleneksel kaz gecelerimizde bizleri yalnız bırakmayan köylerimiz ve hemşehrilerimizi, özellikle de Ege Tibi ailesine teşekkür ederim. Köylerimin sevgi ve saygılarımla, hürmetle selamlarım. Büyükçatma Köyü'nde çekimlerimiz devam ederken şu anda köyümüzün eski ifadeyle bildiği Şehvelet'in puarı diyorlardı. Şehvelet Çetinkaya amcamızın yapmış olduğu köye çok büyük bir hizmet, su hizmeti, su, yol, köprü, bu hizmetler inşallah cennetle müjdelenir kendilerine. Köyümüze hizmeti geçen herkese teşekkür ediyoruz.
الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد